BloombergKT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Halkbank'a Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Mahkemesi'nde cezai dokunulmazlık için duruşma hakkı tanındı. IMF Başkanı Georgieva, Fed'i politikalarında son derece ihtiyatlı olmaya çağırdı. Georgieva, Fed'in dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı da tüm merkez bankalarını faiz artırımlarını durdurmaya çağırdı. Resesyon yaratmadan faiz artırma düşüncesini ihtiyatsız bir kumar olarak niteledi. Avustralya Merkez Bankası politika faizini 25 bas puan artırarak %2,60'a, diğer bir deyişle 9 yılın zirvesine çıkardı. Beklenti 50 bas puandı. Amerikan borsaları dün yükselerek kapandı. Dow Jones 24 Haziran'dan, S&P 500 ise 27 Temmuz'dan beri en iyi günlük performansı gösterdi. Çin ve Hong Kong piyasaları kapalı. Açık olan Asya borsaları ve Amerikan vadeliler artıda. Kuzey Kore 5 yıl sonra ilk kez Japonya üzerinden bir füze atışı gerçekleştirdi. Haberle Japonya ve Güney Kore'de savunma hisseleri yükseldi. Japonya Topix Endeksi %3 primle Mart'tan bu yana en büyük yükselişte. Parite 0.9820, dolar TL 18.5, euro TL ise 18.21'den işlem görüyor. Spot altın 1696 dolara yükseldi. Gram altın da tekrar 1000 TL'nin üzerinde. OPEC artı öncesi Amerikan ham petrolü 83 dolar 70 sent, Brent ise 89 dolarda. Bugün içeride reel efektif döviz kuru, Amerika'da dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri, euro bölgesinde ise üfe izlenecek.